TRT Haber'den merhaba. Ankara'da İskitler Ata Sanayi sitesinde 3 katlı metruk binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri İskitler Ata Sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale etti. 3 katlı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Vali Vasip Şahin, yangının meydana geldiği sanayi sitesine gitti, incelemelerde bulundu. Şahin, metruk binanın kağıt ayrıştırma ve depolama amaçlı olarak kullanıldığını söyledi. Yangının kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanabileceğini ifade etti. Ankara'daki yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Golan Tepelerine yönelik kararına rüzgar eken fırtına biçer sözleriyle tepki gösterdi. Akar, Kandil'de terör elebaşlarına yönelik operasyonların devam edeceğini de söyledi. Golan Tepeleriyle ilgili bazı kararlar aldılar. Bunların çok yanlış olduğunu, bu tür gidişatın çok tehlikeli olduğunu ve bizim çok güzel bir atasözümüz var, rüzgar eken fırtına biçer. Dolayısıyla bu konuda bütün tarafları da uyarmayı, ikaz etmeyi bir boş biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları şu anda hiçbir zorluğa aldırmadan tüm zorluklara göstermek kaydıyla ve adanmışlık duygusu içinde karada, denizde, havada ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor. Dünkü faaliyetleri gördünüz, bugün gazetelerde, televizyonlarda. Bunlar sadece bir başlangıç, bunların devamı gelecek inşallah. Ve bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmakta kararlıyız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Antalya'da bir araya geldi. İki bakan, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısına başkanlık etti. Gündemde vize serbestisi konusu vardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aşama aşama vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz. Nihai amaç tamamen kalkması dedi. Aşama aşama vizeleri kaldırmak için çalışıyoruz. Şimdi resmi pasaport sahiplerine, tır şoförlerine yönelik vizelerin kaldırılması ile ilgili bir kararı zaten Sayın Putin imzalamıştı. Şimdi bunun uygulamasını nasıl yapacağız onu da konuştuk. Ama nihai amacımız, hedefimiz vizelerin tamamen kalkması. Bunun için de iki tarafta hangi adımlar atacağız? Onlar da bugün Sergey ile değerlendirme fırsatı bulduk. Denizli Acıpayam'da meydana gelen deprem nedeniyle mükelleflerin prim ödeme süreleri 3 ay uzatıldı. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde SGK prim ödeme süresi 3 ay uzatıldı. Ödemeler gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 1 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Ayrıca prim borçları faizsiz taksitlendirilebilecek. Ödeme süreleri ertelenen prim borçlarına 31 Temmuz'a kadar yazılı başvuru yapılması halinde 24 aya kadar taksit imkanı getirildi. Daha önce de Acıpayam ilçesi için prim ve hizmet belgesinin verilme süresi 1 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Adana'da bir kişi Seyhan Nehri'ne düştü. Hidroelektrik santralinin kapaklarındaki demirlere tutunarak yardım isteyen kişiyi çevredekiler uzattıkları merdiven yardımıyla kurtardı. Yine Adana'da virajı alamayan sürücü aracıyla birlikte baraj gölüne düştü. Sürücü vatandaşların yardımıyla suya düşen otomobilden kıyıya çıkarıldı. Gece yarısı Türk Ocağı Mahallesi Seyhan 2 Hidroelektrik Santrali'ndeki regülatör köprü yakınında meydana gelen olayda Seyhan Nehri kıyısında duran bir kişi dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre akıntıyla sürüklenen talihsiz kişi köprünün demir basamaklarına tutunarak yardım istedi. Olay yerine gelen santral görevlilerinin uzattığı merdivene tutunan vatandaş sudan çıkarıldı. Soğuk havadan etkilenen adamın ıslanan kıyafetlerini çıkaran polis onu çarşafla ısıtmaya çalıştı. Titreyen ve konuşmakta zorlanan kazazede olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine Adana'da Ramazan Boz kullandığı hafif ticari aracın kontrolünü kaybederek Seyhan Nehri Baraj Gölü'ne düştü. Kaza gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda Amerikan Adası olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Kazayı gören vatandaş yardıma koştu. Bu sırada sürücü aracının açık penceresinden tabana çıktı. Vatandaşlar uzattıkları hortum yardımıyla sürücüyü kıyıya çıkardı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünde Boz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Suya düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumları 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi. Karar 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler sonrası oy kullanılan okulların eğitim öğretimi hazır hale getirilmesi amacıyla alındı. Bakanlık tarafından okullara gönderilen yazıda oy sayım işleminin akşam geç saatlere kadar sürdüğü hatırlatıldı. Bu durumun aynı gün içinde okulların eğitime hazır hale getirilmesini engellediği belirtildi. Bu nedenle bakanlığa bağlı tüm eğitim öğretim kurumları 1 Nisan Pazartesi tatil edildi. Okullarda eğitime 2 Nisan Salı günü devam edilecek. Genel sağlık sigortası prim borcu olanlara iyi haber geldi. Prim borcu olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar resmi gazetede yayımlandı. Genel sağlık sigortası prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Sağlık sigortası prim borçlarına geçici düzenleme getirildi. Düzenlemeyle genel sağlık sigortalı primlerini zamanında ödemedikleri için borçlu duruma düşenler ve onlara bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz sağlık hakkı 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. Sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara ait sağlık tesisleriyle devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yıl sonuna kadar verilecek. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi aktardık. Hoşça kalın.